Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kehribar tozları çeker ve kendisinde biriktirir. Mıknatıs da demir parçalarını çeker, kendisinde biriktirir. Yani herkes toplayacak ve o biriktirdikleri ile beraber mahşere varacak. Cennete veya cehenneme götürecek. Dünyada olduğu gibi ahirette de bir ve beraberdirler. İyiler iyilerle, kötüler kötülerle olacak sevgili dostlar. Saptırıcı önderlerin ve onlara tabi olanların mahşerdeki durumları. Her asrın insanı yaşadığı devirde kime tabi olduysa onunla mahşere çağrılacaktır. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ نَتْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِيْمَامِهِمْ İnsan sınıflarından her birini biz o gün imamlarıyla beraber çağıracağız. İsra suresi 71 numaralı ayeti kerime. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz bu ayeti kerime hakkında imamdan murat, herkesin yaşadığı asrın önderidir buyurmuşlardır. Herkes dünyada kimin bayrağı altında bulunmuşsa, kime uymuş, kimleri rehber edilmişse ahirette de onun bayrağı altında bulunacaktır sevgili dostlar. Evet sevgili din kardeşlerim, görüldüğü gibi rehber edindiği, peşine düştüğü, gittiği liderin nereye götürürlerse onlar da oraya gidecek. Dünyada olduğu gibi ahirette de bir ve beraberdirler. İyiler iyilerle beraber cennette, kötüler kötülerle birlikte cehennemde olacaklar sevgili din kardeşlerim. Firavun ahirette avanesinin önünde cehenneme gittiği gibi bu sapıtıcılar da küfre kaydırdığı kimselerin hepsinin cehennemde öncüleridirler. Ayet-i kerimelerde şöyle buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ve bi'sel virdül mevrut. Firavun kıyamet gününde milletine öncülük eder, onları cehenneme götürür. Gittikleri yer ne kötü yerdir. Hud suresi 98 numaralı ayeti kerime. İşte Firavun'un ve bu gibilerin akıbeti böyle ciğer yakan bir sonuçtur. Onlara uyanlar da böyle bedbaht kimselerdir. Onlar kendilerine gönderilen o Ali Cenab peygambere uymadılar. Firavun gibi bir ifsatçının peşine düşüp gittiler. Şimdi ise orada bir ve beraberdirler diyor sevgili dostlar. Bismillahirrahmanirrahim ve utbi'u fi hadihi la'nete ve yevmel kıyameti. Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğratılırlar. Hud suresi 99 numaralı ayeti kerime. Kıyamete kadar ümmetlerin lanetine hedef oldukları gibi ahirette de lanete maruz kalacaklardır. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isel rif
bi'serrif dülmerfu. Ne kötü ve yerdir onların götürüldükleri yer. Hud suresi 99 numaralı ayeti kerime. Ne kötü bir ikramdır onlara takdim edilen, ne kötü bir bağıştır verilen diyor sevgili din kardeşlerim. Bu sapıtıcı önderlerin kendilerine uyanları cehenneme götüreceklerine dair Kur'an-ı Kerim'de apacık ilahi hüküm vardır. Allahu Teala ayeti kerimelerinde buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim فَنْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَتُ الظَّالِمِينَ. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak. Kasas suresi 40 numaralı ayeti kerim. Hepsi de helak olup gittiler. Cürümlerinin cezasını kat kat gördüler. Yaptıkları yanlarına kar kalmadı. Onlar arkalarına taktıkları kimseleri cehenneme götürecek işleri yapmaya davet ediyorlardı. Onlar ilah edinerek tabi olanlar da bilgisizce peşlerinden yürüdüler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ceannahum e'immetey yed'une ilen nari ve yevmel kıyameti la yunserun. Onları, onları ateşe çağıran imamlar kıldık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir. Kasas suresi 41 numaralı ayeti kerime. Kendilerine teveccüh eden azabı hiçbir kimse onların üzerinde kaldıramayacak. Ahiret rüsvaylığının yanı sıra dünya rüsvaylığına çaptırılacaklar. Allahu Teala'nın, meleklerin ve müminlerin laneti üzerlerine olacak. Rahmeti ilahiden tard edileceklerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve etbe'unahum fi hazihi dunya la'anta ve yevmel kıyameti hum minel mukbuhin. Bu dünya hayatında biz onların peşine bir lanet taktık. Daima lanetle anılacaklardır. Kıyamet gününde ise onlar çirkinleştirilip iğrenç kimselerden olacaklardır. Kasas suresi 42 numaralı ayeti kerime arkadaşlar. İyilerin arkasından gidenler saadeti, ebediyeyi kazanmaya vesile oldukları için liderlerini överek ve ona dualar ederek büyük bir mutluluk içinde cenneti alaya doğru yürüyeceklerdir. Saptırıcı liderlerin peşine takılanlar ise felaketi, ebediyeye düşmelerine sebep oldukları için onlara büyük bir kin ve öfke duyacaklar. Düşünmeden körü körüne ardına sürüklendikleri önderlerine lanetler yağdıracaklar, beddualar edeceklerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet gününde insanlar bir araya toplanır. Rabbimiz her kim neye tapmışsa onun adına ardına düşsün buyurur. Artık kimi güneşin, kimi ayın, kimi tağutların, kodamanların peşine düşüp gider. Buhari 52. Allahu Teala bu gibi kimselere azabını hatırlatarak kendi katına geldikleri zaman hor ve hakir olarak birbirleriyle çekişip tartışacaklarını haber vererek ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev tere izizzalimune mevgufune inde rabbihim yerci'u ba'duhum ila ba'din nil kavle. Sen o zalimleri
Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman suçu birbirine atıp dururken bir görsen. Sebe suresi ayeti kerime. Evet, hep birbirini suçlayacaklar, hep birbirlerini kınayacaklar. Hiçbirisi suçu üzerine almak istemeyecek. Tabii ki günümüzde de böyledir arkadaşlar. Başkalarının peşlerinde körü körüne giden bu hususta kendilerini uyarmak isteyen münevver insanları dinlemeyen kimseler o gün hakikati apaçık gördüklerinde liderlerinin sureti haktan görünerek her şeyi nasıl ters gösterdiklerini o kodamanlara uydukları için nasıl bir felakete düşürüldüklerini ve azabın hazır vaziyette kendilerini beklediğini müşahede ettiklerinde pek büyük bir hasret çekeceklerdir. Ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yekulüllezine estu'ifu lillezine estekberu levla entüm lekünne müminin. İçlerinde zayıf sayılan tabi olanlar peşlerine takıldıkları o büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz inanmış olacaktık derler. Sebe suresi 31 numaralı ayet-i kerime. Zehirli propagandalarının kendilerinin kafir olmalarına sebep olduğunu söylemek isterler. Fakat onlar da kendilerine uyanlar gibi büyük bir azapla karşı karşıya bulunuyorlar. Hepsi de aynı girdabın içinde dinler. Ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlellezîne estekberû lillezîne estüd'îfû nehnu sâdaknâkum anil hüdâ ba'de izcâekum bel küntüm mücrimîn. Büyüklük taslayanlar ise zayıf sayılanlara, kendilerine tabi olanlara size hidayet geldi de sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, kendiniz suçluydunuz derler. Sebe suresi 32 numaralı ayeti kerime. Evet sevgili dostlar, sevgili din kardeşlerim, Bayram Özendi YouTube kanalında videolarımı izlemenizi, beğenmenizi, yorum yapmanızı ve abonelik eklemenizi sizlerden rica ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı iftarlar dilerim sevgili din kardeşlerim. Allah'a emanet olun.